ve bizleri ekranları başında izleyen Eyüp Sultanlar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Mayıs ayının ikinci oturumu Eyüp Sultanımız için hayırlara vesile olsun. Hıdır Ellez, Orta Asya ve Türk kültüründe baharın gelişini, yenilenmeyi, bereketi ve umudu simgeleyen bir bayramdır. Hızır ve İlyas peygamberlerin isimlerinin birleştirilmesiyle oluşan Hıdır Ellez, İslam kültüründe Hızır'ın ölümsüzlük ve iyilik sembolü olarak kabul edilmesi ve İlyas peygamberinde Yahudi, Hristiyan ve İslam kültüründe yer alan bir peygamber olarak saygı görüyor olması nedeniyle önemli bir dini ve kültürel anlam taşır. Dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen ve inanılan Hazreti Hızır ile denizlerin hakim olduğuna inanılan Hazreti İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak baharın müjdecisi Hıdır Ellez gününü kutluyor, ülkemize ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası bildiğimiz gibi insanlar eşit doğarlar ve topluma katılımda eşit haklara sahiptirler. Ancak gerçek yaşamda bazı gruplar sosyal durumları, bilişsel ve fiziksel farklılıkları açısından söz konusu haklara sahip olmamaktadırlar. Engelliler de bu grubun bir kategorisini oluşturmaktadır. Doğuştan veya sonradan engelli olmak hiç kimsenin kendi isteğiyle olan bir durum değildir. Gelecekte başımıza nelerin gelebileceğini, ne olacağını bilemeyiz. Bugün için sağlam bir vücuda, sağlıklı bir bedene sahip olabiliriz. Ama yarın başımıza gelebilecek kötü bir hadiseden dolayı engelli olma ihtimalimiz yüksektir. Engelli vatandaşlarımız bizim gerçeğimiz, bizim bir parçamız olduğunu kavramak ve buna göre tavır geliştirmek zorundayız. Kendimizi engelli vatandaşlarımızın yerine koyarak ona göre düşünmeli ve hareket etmeliyiz. Bunu yapabildiğimiz zaman engelli kardeşlerimizin önündeki engelleri ortadan kaldırabilir ve onların yaşamlarını kolaylaştırabiliriz. Bu birey olarak bizim görevimiz olduğu gibi kurumların da görevidir. Ve diyoruz ki asıl engel kalplerdeki ve zihinlerdeki engeldir. Bu duygu düşüncelerle beraber yaşadığımız, aynı havayı teneffüs ettiğimiz, aynı çevreyi paylaştığımız üniversitemizde engelli personelimizin ve engelli öğrencilerimizin ve tüm engellilerimizin haftalarını kutluyor, engelsiz bir hayat diliyorum. Köylü milletin efendisidir. Mustafa Kemal Atatürk yıllar öncesinde bu tespiti yapmış ve bugün de köylülerin, çiftçilerimizin değerini bir kez daha anlamış oluyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Sağlık personellerimiz pandemide bildiğiniz gibi çok zorlu şartlarda mücadeleler verdiler. 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası, tüm hemşirelerimizin Hemşireler Haftası'nı kutluyorum. Eyüp Sultan'da fotometin olarak bilinen Metin Türkmenoğlu, Eyüp'te spordan siyasete herkese bir nebze dokunmuş, bir anısı olan bir isimdir. Bugün kendisini hakka uğurladık. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.